Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yaklaşık 2 gün önce Apple 15.3 güncellemesini telefonlarımıza sundu. Ben bu videoyu yapmakta niye çok geç kaldım? Genelde ilk ben yapardım böyle videoları. Çünkü 15.3'ün deneme sürümlerinde gerçekten pil açısından sorunlu bir süreç yaşadığımdan dolayı bunları biraz daha uzun test etmeye karar verdim ve günün sonunda da çeşitli çıkarımlara vardım. Benim telefonuma iPhone XS Max'ime bu güncelleme 860.5 MB olarak geldi. Ancak bu güncelleme birçok farklı telefona 5.7 GB'a kadar, hani 1 ile 5 GB, 1 ile 6 GB arasında gelebiliyor. Ama benimkine niye böyle geldi bunu bilmiyorum. Bu güncellemeye bakacak olursak eğer, güncellemeden önce 2.86 GB yerim varmış benim telefonumda. Güncellemeyi yaptıktan sonra da telefonumda kalan boş yer 1.8 GB. Yani aslında herhangi bir yer açma durumu söz konusu değil. Güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 19D50 olduğunu da görebiliyoruz. Aynı zamanda bu güncelleme ile birlikte modem güncellemeleri de yapıldı. Bu demek değildir ki tuvalette çekmeyen Wi-Fi'niz artık tuvalette çekecek. Sadece 5G ve arasındaki geçişlerde yurt dışında problemleri çözmesi için bir güncelleme. Yani bunun modem boyutu bunu ilgilendiriyor. Şimdi gelelim bu güncellemede ne değişiklikleri olacak. Bu arada eğer beta sürümünden orijinal sürüme geçtiyseniz sizde bir modem güncellemesi olmayacaktır. Çünkü zaten beta sürümünde bu modem güncellemesi yapılmıştır. Podcast uygulamasına girdiğimiz zaman çeşitli değişiklikler söz konusu. Burada herhangi bir podcast'in içerisine girdiğimiz zaman ve podcast'in bütün bölümlerini dinlediğimizde, kütüphanemizde eğer dinlenmemiş bir bölüm kalmadıysa burada hepsi dinlendi yazıyor. Onun dışında dijital kimlik için değişiklikler var. Bu ne demek oluyor? Apple'ın üzerinde çalıştığı devlet tarafından onaylı resmi kimlik evraklarını telefonunuzda da onaylı bir şekilde saklamanızı sağlayacak olan sistem içinde yine yapılmış çeşitli değişiklikler ve gelişmeler var. Bununla birlikte Apple'ın kendi web sitesine baktığımız zaman Black Unity serisine eklediği bir duvar kağıdı var. Apple'ın bu güncellemesiyle birlikte aynı anda yayınladığı bir duvar kağıdı seti de mevcut. Bunun için kendi web sitesine girmeniz yeterli. Ben şöyle size hemen göstereyim. Hemen duvar kağıdına şuradan bakabilirsiniz. Ben bunu bütün cihazlarıma koydum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ve Apple Watch'a da bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir arayüz sağlamış. Dolayısıyla ben bunu çok beğendim. Hani size de tavsiye ediyorum, indirebilirsiniz. Hatırlarsanız çocukların güvenli bir şekilde konuşmasını sağlayan bir uygulama ve bir özellik vardı. Yani iki tane çocuk burada iMessage üzerinden ya da mesajlar uygulamasından konuştuğunda telefon içerisindeki bilgiyi analiz etmeden fotoğrafın ya da atılan görsellerin uygun ya da uygunsuz olduğunu keşfedip bunu çocuğa gösterip ya da göstermeme seçeneğini kullanabiliyordu. Bununla ilgili bir şeyler değişti, arka planında da değişimler oldu ve bir şeyler de eklendi ama yine Türkçe'de bu çalışmıyor anladığım kadarıyla. Tekrardan ayarlara girdiğimiz zaman burada özel geçiş diye bir kısım var, beta yazıyor. Bu özel geçiş kısmının orasında da bir sürü değişiklik var. Tabii ben bunu iCloud Plus kullanmadığım için bu cihazımda göremiyorum ama kendi cihazımda bunları görmek mümkün. Ama öyle pek de fazla bir değişiklik yok. Sadece arka plandaki çalışmasını. Şimdi burada iCloud ayarlarından parola ve güvenlik kısmına geldiğimizde varis diye bir kısım var. Varis aslında açıklama şu şekilde: Allah korusun, vefatınızdan sonra sizin hesabınızdaki verilere erişebilecek olan güvendiğiniz bir kişidir diyor. Ben varisin üzerine geldiğim zaman buraya baktığımızda gördüğünüz gibi varisim ve benim eklendiğim bir varis varsa o da burada görünebiliyor. Burada genel kısmına girdiğimizde hakkında ya da burada değişen bir parça varsa bununla ilgili açılan bir bölüm olduğunda buraya girdiğimizde Apple bizi gerekli bölüme artık yönlendirebiliyor. Bu ne demek oluyor? Ben eğer ki 15.3 sürümünü kullanıyorsam ve telefonumun ekranı değiştiyse, telefonumun bataryası değiştiyse Apple bunu zaten anlayabiliyor. Ama anladıktan sonra da benim gerekli desteği alabilmem için bir link vererek işte bilgilendirilmem gereken şeyler hakkındaki ekranlara gönderiyor. Değişik bir özellik daha var burada. Aslında bu iPhone'larla çok ilgili değil ama Apple Pencil kullanıcıları için yazılımların arasında bir kod bulundu. Ve artık Apple Pencil'ımıza da bir güncelleme iPad üzerinden gelecek gibi duruyor. Bence değişik bir mevzu. Hemen zaten videosunu ve bilgilendirmesini ben de koyacağım. Bu güncelleme içerisinde tabii ki bir sürü güvenlik güncellemesi ve değişimi de mevcut ama ben bunlarla şu anda ilgilenmiyorum. Aşağıya detaylı bir link koyacağım. Eğer ilgileniyorsanız tek tek bunlara bakabilirsiniz. Performans olarak baktığımızda açıkçası ben performansta bir eksilik görmedim. Aksine dediğim gibi beta sürümünden çok daha iyi. Bir önceki sürümüne göre de belli bir standardı koruyan bir versiyon görüyorum ben. Benchmark skorlarına bir hemen bakalım istiyorum performans demişken. Burada geçmiş benchmark skorlarına baktığımızda 1116, 2665,
Ondan bir önce yaptığıma bakıyorum, 1104'e 2698, yani kağıt üzerinde iPhone XS Max özelinde konuşuyorum. Aslında pek fazla bir değişiklik söz konusu değil. Yine bakıyorum buraya, 5703, 5289, 5681. Yani burada multicore'da birazcık değişikliklerimiz, düşüşlerimiz mevcut ama bunlar olabilir, problem değil. Yani aslında kağıt üzerinde de bize aynı performansı vereceğim diyor bu güncelleme. Batarya performansı olarak baktığımızda 2-3 günlük kullanım için söylüyorum. İlk başta kötü bir kullanım alıyordum. Arka planda bir sürü şey yükledi ama günün sonunda bu problemim benim çözülmüş gibi duruyor. Tekrar standarda döndüm. En azından bu cihazımda da öyle. Şimdi buraya geldiğimde son 10 güne bakıyorum ben ve Perşembe günü 2 saat açık, 21 saat, 22 saat kapalı kullandığımı görebiliyorum. Cuma günü 2 saat açık, 15 saat, 40 dakika, yaklaşık 16 saat kapalı kullandığımı görüyorum. Buraya bakıyorum, 3 saat 14 dakika, 16 dakika ve bir öncekine de baktığım zaman 1 saat 54 açık, 22 saat kapalı. Yani ortalama yüzde benim aldığım şarj %80 civarıyken 24 saat, %100 civarıyken 19 saat, yüzde yine 80 civarlarındayken 24 saat, %75 civarlarında, %80'e gelmeden o civarlardayken de yaklaşık olarak 17-18 saat. Yani burada bir dengesizlik var. Hani bu güncellemede çok istikrarlı bir pil kullanımı söz konusu değil herhalde. Çünkü bakın, güncelleme yapmadan önce baktığımda fix 24 saati alırken 16 saatleri, arada 15 saatlere düştüğüm şeyler olmuş. Tabii ki bunlar kullanıma göre de değişen şeylerdir ama batarya olarak bence sizi üzmez. Ama var olan sürümünüzle bataryanızdan memnunsanız hiç oynaşmayın derim ben. Müzik uygulamasında bu arada çeşitli problemler devam ediyor ve telefon kapasitemiz konusunda da çeşitli problemler devam ediyor. Bunu da söylemek lazım. 15.4 ne zaman çıkar diyecek olursanız muhtemelen benim tahminim Mart ayının bu 7'siyle 13'ü arasında çıkacaktır. Bu süre zarfında da bu güncelleme ile ilgili sorunlarınızı, problemlerinizi bu videonun altına yazmayı unutmayın lütfen. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.